Herkese selamlar, merhabalar. Üstü ifadeleri T2'yle devam ediyoruz. İşlemin sonucu kaçtır diye sonuçlar arkadaşlar. Eksi 2'nin küpü eksi 8 olacak. Eksi 3'ün karesi. Bakın şu ile bu aynı şey demek değildir der arkadaşlarım. 3'ün karesi 9, eksi 9 olacak burası da. Eksi 5'in karesi artı 25'tir değerli arkadaşlarım. Burası eksi 17 yapacak. Artı 25'e topladığımız zaman cevabımızın 8 olması gerekecektir. Umarım anlaşılıyordur. Buna göre A değeri kaçtır diye sormuş. Bir çokgenin kenar sayısı N ve içerisindeki doğal sayı A olmak üzere oluşturulan sembol A üzeri N ile gösteriyormuş. Örneğin sen bu çokgene baktığın zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 gen. 3 üzeri 6'ymış. He. Şimdi sen baktığın zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 galiba değil mi? Bir daha şöyle bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 olması lazım. Şöyle bir daha şey yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A üzeri 8. B üzeri 4'e eşitmiş değerli arkadaşlarım. Güzel. Üçgen olduğu için zaten B'nin küpü de değerli arkadaşlarım 27'nin 4. kuvvetine eşitmiş. 27 sen 3'ün küpü diye yazarsam eğer 3'ün küpünün 4. kuvveti yani 3 üzeri 12 olur. B'nin küpü 3 üzeri 12. Aa bir dakika yapmama gerek yok. Neden? 3'ün küpü 4. kuvveti ya bak 3'ün küplü bir şey zaten. Demek ki 3 üzeri 4 olması lazım B'nin. Neden? Bak şimdi. B yani atıyorum 81'in küpü olması lazım ki 3'ün küpünün 4. kuvvetine eşit olsun. 81 3 üzeri 4 değil mi? 3 üzeri 4'ün küpü 3 üzeri 3'ün 4. kuvvetine eşittir. Üst üste çarpılma mantığı. Demek ki B 81'miş arkadaşlar. Ben B'yi buldum 81 olarak. Götürüp yerine yazdım. 81'in 4. kuvveti. A ne olmalı? 9 olmalı diyorum. Neden? Bak 9'un 8. kuvveti 81'in 4. kuvvetine eşit midir? 81 9'un karesinin 4. kuvvetidir. Bakın 9 üzeri 8, 9 üzeri 8 eşit olmuş oldu. Demek ki A buradan 9 geldi. Çok çok güzel bir soruydu. Bence bu soruyu da yıldızlamakta fayda var. Şimdi 3. sorumuza bakalım. Şimdi bu soruda önce küpünü alıp sonra eksi birinci kuvveti takla attırırsam bence soruyu çözerim. O zaman ne yapacağım? Önce küpünü alacağım. Sonra takla attıracağım. Ya da şöyle yapabilirsin. Şimdi bu sayı 1 artı 2 üzeri eksi 1 artı a üzeri eksi 1 değil mi? Şimdi küpünü alıp takla attırılmış hali 64 ise bunun takla attırılmamış hali nedir? 1 bölü 64'tür. Güzel. Demek ki sen bu sayının küpünün 1 bölü 64 olduğunu biliyorsun. 1 artı 2 üzeri eksi 1 1 bölü 2 artı a üzeri eksi 1 de 1 bölü a'dır. Bunun küpü 1 bölü 64'müş. Pekala. 2 kere 1, 2, 2 ile 1 topladım. 3 bölü 2 artı 1 bölü a. Bunu da a ile burada 2 ile genişletelim. Ne olur? 3a artı 2 bölü 2a'nın küpü 1 bölü 64'müş. Peki hangi sayının küpü 1 bölü 64'tür? 1 bölü 4'ün küpü 64'tür. Demek ki 3a artı 2 bölü 2a eşittir 1 bölü 4. İçler dışlar çarpımından 12a artı 8 eşittir 2a. 2a'yı karşı attım. Artı 8'i buraya attım. Eksi 8 eşittir 10a. Her tarafı da 10'a böldüğüm zaman a dedim sayı eksi 8 bölü 10. O da 2'ye böldüğüm zaman eksi 4 bölü 5 gelecek. C şıkkı olacak. Umarım anlaşılmıştır. Çok çok güzel bir soruydu. Şimdi X sıfırdan farklı bir tam sayı olmak üzere diyor değerli arkadaşlarım. Sıfır olmadığını varsayacağız. Kesinlikle pozitiftir diyor. Şimdi mesela sen eksi 1 diyelim. Eksi 1'in 1 bölü 3. kuvvetini alırsan nasıl pozitif olsun? Değil mi? Bu mantıklı bir ifade olmayacak. Yanlış. Eksi x eksi 5. Tamam bu atıyorum bu sayı 1 olsun. Eksi 1'in eksi 5. kuvveti. Eksi 1. Gitti çürüdü. Atıyorum eksi 1'in küpü olsun. X 1 olsun mesela. Eksi 1'in küpü gitti. Atıyorum burası 1 olsun. 1'in karesi 1. Eksi 1 yapar. Gitti. Buraya bakalım şimdi. Atıyorum burası eksi 1 olsun. Eksi 1'in eksi 4. kuvveti. Önce eksi 1'in 4. kuvvetini alırsın. 1. Sonra bunu takla attırsan da yine değişen bir şey olmaz.
Eksi 1 olarak düşünmüyorum. Mesela atıyorum eksi 3 bölü 2 olarak düşünelim. Bunun önce 4. kuvveti nasıl zaten bu artıya dönüşür. Sonra ters çevirip çarpıldığın zaman 2 üzeri 4, 3 üzeri 3 üzeri 4 olur. Yani sonuç olarak pozitiftir. Kesinlikle cevap eşit. Yani çift kuvvet olması gerekecek. Eşitin sağlığın x değeri karşılayacağım. Çok kolay. 4'ü ne yapacağım? 2'nin bir kuvveti şekli. Yani 2'nin karesi üzeri 2 x artı 4 yazacağım. Bu da 2'nin 5. kuvvetinin x eksi 1. kuvvetine eşit olacaktır. Çünkü 2 üzeri 5 32'dir. Tamam. Üst üste çarpım mantığından 2 üzeri 2, 2 yedi 2, 4x artı 8 gelecek burası. 5x eksi 5'e eşit olacak. Demek ki o zaman 4x artı 8, 5x eksi 5'e eşittir. Üst tabanlar aynıysa üstler birbirine eşittir. 4x artı 8 eşittir. 5x eksi 5'e. 4x karşı attım. X eksi 5'i karşı attım. 13. X buradan 13 geldi. Değerli arkadaşlarım. İşlemin sonucu kaçtır diyor değerli arkadaşlarım. 3 üzeri a artı 1'i nasıl parçaladık? 3 üzeri a çarpı 3 üzeri 1 diye artı 9'u da 3'ün karesi diye yazabiliyordum. Her tarafın a'nıncı kuvvetini alırsam sonuç değişmiyordu. Bu da 3 üzeri 2'nin a'nıncı kuvveti ya da 3 üzeri a'nın karesi diye yazalım. Neden 3 üzeri a'nın karesini yazdım? Birazdan anlayacaksınız. 3 üzeri a'yı bilmiyorum arkadaşlar. Ama bak şöyle yaparsam her tarafın a'nıncı kuvvetini alırsam. Burada a'lar gitmeyecek mi? Gidecek. 2 üzeri 1 eşit olmayacak mı? Yani o da 2 değil mi? Evet. 2 çarpı 3 artı 3 üzeri a dediğim şey 2'ydi. Yani 2'nin karesine eşit olmuş oldu. 4. 2 kere 3 6 4 daha 10 gelecek. Umarım anlaşılmıştır. A nedir? Bilmiyorum. Eşitliğine göre x artı y değeri hangi aralıkta bulunur diye soruluyor değerli arkadaşlar. Şimdi x sayısı 5'ten büyüktür x sayımız için. Ancak x sayısı şöyle düşünelim yani. X ortaya yazdım. 5'ten büyük ama 6'dan küçük. Y sayısı 2'den büyük ama 3'ten küçük. Bunları da taraf topladığım zaman 9x artı y ve 7 olacak değerli arkadaşım. Yani 7 ile 9 aralığı gelecek. Eşitliğini sağlayan x'lerin çarpımı kaçtır diye sorulmuş değerli arkadaşlarım. Ya 3x eksi 8 1'dir. Tabi burası çift olması lazım. Eksi 8 kaç yaptım? 3x eşittir 9. X eşittir 3. X eşittir 3 için 3 kez 9, 9, 16 çıktı. 1'in küpü sıkıntı yok. Demek ki x 3 olabilir. Ya burası eksi 1'dir. Eksi 1'in çift bir kuvvetini alıyorumdur. Eksi 8 kaç yaptığım zaman artı 8 olarak geçer. Eksi 1 artı 8. Eksi 7 mi yapar? Artı 7 arkası. X buradan 7 bölü 3 gelir. 7 bölü 3 olursa 3 çarpı 7 bölü 3. 7 eksi 6'dan 1 olur. Değil mi? 7 eksi 6'dan 1. Eksi 1'in birinci kuvveti 1 yapmaz. Karesi olması lazım. Eksi 1 yapar. Demek ki bu sağlamayacak. Ya da üssü 0'dır. 6. X buradan 2 geldi. 2 kere 3 6. Eksi 8. Eksi 2'nin sıfırıncı kuvveti 1 yapacak. Yani burada sıfır olması sürece bir sıkıntı yok. Bunların çarpımı olmuş. 2 çarpı 3'ten 6 gelecek değerli arkadaşlarım. Tamam. O zaman olayın mantığı neymiş? 1. 1'in çift kuvveti 1'dir. Eksi 1'in, pardon, 1'in çift diyorum. Çift, tek, fark etmez yani. 1'in, eksi 1'in çift kuvveti 1'dir. Bir de sıfır hariç, sıfır hariç her sayının sıfırıncı kuvveti 1, tamam, unutmayın diyorum ve yoluma devam ediyorum. Şimdi güneşe uzaklık yakın yaklaşık uzaklıkları verilmiştir. Güneşin uzaklıklarının sıralamasını sormuş değerli arkadaşlar. Şimdi burada şöyle yapacağım. Şimdi 0,108 sayısı bir virgül atarsam 1,08 olacak. Bir sıfır daha attığım zaman 10,8. Yani ne oldu? 3 sıfır atarsam 108 olur. 4 sıfır atarsam 1080 çarp 10 üzeri 5 olur burası. Amacım 10 üzeri 5'li yapmak ki ona göre sıralayayım. Bir sıfır attım 143 çarpı 10 üzeri 7. Bir sıfır attım 1430 çarpı 10 üzeri 6. 14.300 çarpı 10 üzeri 5 olacak değerli arkadaşlar. Buradaki en büyük x geldi. Sonra z, sonra da y gelmiş oldu. Cevap ne hocam o zaman? Cevap x, z, y. X.
A şıkkıdır. Tamam. Umarım anlaşıldı. O 10. soru nasıl olacak? Önce aynı şeyi yazalım. Yani 2'nin küpünün eksi 18. kuvvetinden sen bunun 2 üzeri 54 olduğunu ama eksi 54 olduğunu yakalayabilirsin. 1 bölü 4 hocam. 1 bölü 2. Hatta şurada 2'nin karesidir ya. 1 bölü eksi 2. 2 üzeri eksi 2 nedir hocam? 1 bölü 4'tür. 1 bölü 2'nin karesinden. Demek ki burası 2 üzeri eksi 2. 2 üzeri eksi 2'nin 26. kuvveti. O da 2 üzeri eksi 52 yapar. Burası 2 üzeri 4'ün eksi 15. kuvveti. Bu da 2 üzeri eksi 60 yapar. Demek ki sıralama sorusu olarak baktığımız zaman 2 üzeri eksi 52'ye B sayısı A'dan, A da C'den büyük olacak. Bac. B büyüktür, A büyüktür, C. Tamam. Umarım anlaşılmıştır. Hemen bunu yazalım. Değeri karşılıyor. X üzeri Y. Eksi 2'nin küpü nedir hocam? Eksi 8. Eksi dışarıda dikkat. Y eksi 1. Y ne? 3. 3. 3 eksi 1. 2. 2'nin eksi 2. kuvveti. 1 bölü 4. X'in karesi. Eksi 2'nin karesi 4. Eksi. Y üzeri eksi 1. Yani 1'in şey özür dilerim. 3 üzeri, 3 üzeri eksi 1. O da 1 bölü 3. Gerisi 4 işlem. Eksi 8 eksi 1 bölü 4. 4 ile eksi 8, 8'in çarpımı. Eksi 38 eksi 1. Eksi 33 bölü 4 bölü. 4 kere 12, 12'den 1 çıktı. 11 bölü 3 yapar burası. Ters çevre çarpılırsa eksi 33 bölü 4. 3 bölü 11 mi? Bu da sadeleşir. Eksi 3. Yani eksi 3 ile 3'ün çarpımı. Eksi 9 bölü 4 yapacak cevap. Bursa şık. Aşağıdaki grafikte bir bakteri kültüründeki bakteri sayısının zamana bağlı değişim verilmiştir. Birinci günde 2 üzeri 10 tane bakteri olduğuna göre değerli arkadaşlarım, dördüncü günde kaç tane bakteri olur? Şimdi şurada sen gün olarak baktığımız zaman demek ki buradaki eksik gün müdür diye düşünüyorum. Evet. Birinci günde bu y eşittir k çarpı 2 üzeri eksi 1. Yani bu da 2 üzeri 10'a eşitmiş. Demek ki buradaki k sabitimiz 2 üzeri 11 olabilir. Değil mi? Evet, 2 üzeri 11 ve 2 üzeri eksi 1. Dördüncü gün, atıyorum dördüncü gün şurası olsun. Buraya soruyor. Dördüncü günde o zaman y eşittir. K'mız 2 üzeri 11. 2 üzeri eksi 4 yapar. Bu da 2 üzeri 7 olacak. Tabanlar üstler çıkarır. 2 üzeri 7 de değerli arkadaşlarım. 128 olacaktır. Cevap C şıkkıdır. Umarım anlaşılmıştır değerli arkadaşlarım. Bu test.